Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yürüyen Kahvem hesabından Çağla. Bugün sizlerle bir kitap yorumuyla karşınızdayım. Ve o kitap akşam bitirmiş olduğum ve hala etkisinden çıkamamış olduğum bir kitap. O da Parazit. Parazit, yani söyleyecek kelime bulamıyorum ya. Ya o kadar çok etkileyiciydi ki sonu hele öyle bir bitti ki. Ve en sinir olduğum yere gelecek olursak bu seriymiş. Ben bunu daha dün akşam Gitarist Kızın Güncesindeki Hande'nin videosunu izlediğimde öğrendim. Çünkü ben bunu araştırma seri olduğunu görmedim ya da dikkatimi çekmedi bilmiyorum. İlk kitabı Parazit, ikincisi de Panzehir'miş. İki kitabı da görmüştüm. Fakat ben bunları seri olduğunu bilmiyordum. İlk önce gittim Parazit'i aldım. Hatta Okuokudan indirimle almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı oldu kitabı alalı. Yani tabii akşam bunu öğrendim ve ben alışveriş yaptım yeni. Onu da paylaştım. İzlemiş olduysanız göreceksiniz. Şu anda kitabı almadığım için o kadar çok pişmanım ki o kitap da indirimdeymiş bu arada. Ve şu an ben bildiğin akşam kitabı bitirdiğimde dedim ki tam bir gerizekalılık yapıp o kitabı almamışım. Çünkü görmedim indirimde olduğunu. Bir de yani çok büyük hata yaptım. Çünkü kitap öyle bir yerde bitti ki. Gidip de bu cümleyi kuracağım biliyorum. Yani bilmiyorum. İkinci kitapta o kadar çok farklı şeyler olacak ki. O kadar çok merak ediyorum ki şu an. Tam bir savaş olacak kesin. Aşk için bir savaş göreceğiz büyük ihtimal ikinci kitapta. Ben bu kitabı okurken bile sonların hani seri olduğunu bilmiyordum tabii. Hani şey, böyle normal, klasik bir son bekliyordum açıkçası. Mutlu son gibi bir şey olacak diye bekliyordum. Seri değil ya, hani bitecek bir kitap. Ve ben onu video izledim, seri olduğunu öğrendim. Ama gene de hani gene aynı beklenti içerisindeydim. Ama sonu beni ağlıyor. Zaten hastayım. Yani kitap okuyamıyorum. Böyle kafam kalkmıyor. O merakla, o halde yani yarım yamalak da olsa hani bir bölüm okuyup bıraktım, bölüm okuyup bıraktım ama yine de akşam kitabı bitirdim. Ya bir baktım kitap bitmiş, ben bile anlamadım açıkçası. Çünkü sonları gerçekten felaket derecede sardı. Yani bilmiyorum, distopya türünde bir kitap bu arada. Ve içinde yani o kadar çok aşk, tutku, işte delilik, cesaret barındırıyor. Ya insanı böyle şok edecek yerler oluyor mu? Oluyor tabii ki de. Ve en çok beni etkilen de şey de, Quentin karakterindeki erkeğimiz, yani o Maggie'ye aşık, Maggie yani öyle deniyor galiba, her neyse ben öyle söyleyeceğim. Ona aşık olduktan sonra ki davranışlarıyla ondan önceki davranışlarının o kadar çok farklı ki, yani önceden kendini beğenmiş, işte ne bileyim böyle çapkın da diyebiliriz belki. Ya bilmiyorum, çok farklı ve itici bir karakterdi ama sonra başta sırf bu yüzden çatışmalar oldu vesaire. Bunlar spoiler değil bu arada. Ve sonra yani bilmiyorum, bir aşk insanı bu kadar mı değiştirir diyor insan. Çünkü yani bilmiyorum. En güzel aşklar kavgayla başlar sözcüğünü görmüş oluruz sanki bu kitapta. Yani bilmiyorum, distopya türünü sevenler için mutlaka okunacak bir kitap diye düşünüyorum. Yani gerçekten çok akıcıydı. Ben zaten bu kitabın iç kapağına bayılmıştım. Ve bu kapağına da bayıldım da şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Büyük ihtimal yansıyor, şöyle bir şey var. Yani bilmiyorum. ve şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bu aralar gerçekten hele bu hafta, yani geçtiğimiz hafta ard arda full yabancı yayınları okumuşum, onu fark ettim. Yani yabancı yayınları bu aralar benim gönlümü fetheden bir yayın evi oldu. Hem kapak fotoğrafları hem de çıkardığı kitaplar, yani içeriği, olay örgüsü bakımından gerçekten muhteşem bir şekilde. Yani bilmiyorum, bu bizim hikayemiz mesela, hani bundan bir önceki kitap. O kitap mesela muhteşemdi ve onun da kapak fotoğrafı güzeldi bana göre. Ama tabii ki bununki daha da güzel. Yani bilmiyorum. Önceden Epesus, Pegasus, işte destek yayınlarına filan, hani daha çok böyle favori yayınlarımda, yayın evlerimde. Fakat yabancı yayınları da şu aralar gerçekten gözümü fethetmek üzere, fethetti de sayılabilir. Ve aynı zamanda novel yayınları da aynı şekilde. Bilmiyorum yani.
öne geçebilir mi acaba? Neyse, çekiştirme gibi olmasın. Yani dediğim gibi distopik bir kitap ve gerçekten distopik sevenler için, distopik aşk sevenler için mutlaka tavsiye edebileceğim bir kitap. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İkinci kitabı en kısa zamanda almayı düşünüyorum bu arada. Ama bu ay alamayacağım çünkü alışverişimi yaptım. Neyse, beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.